Lanet olsun. Burası kapkaranlıkken buraya nasıl bir uçak inebilir dostum? İşimiz bitti. Kapa çeneni. Patron bizim için geleceklerini söyledi. İstedikleri bir şey var bizde. Sen onu benim külahıma anlat. Onun önemsediği tek şey o kadın. Şimdi ne olacak? Şimdi de oraya çıkıp ışıkları mı açacağız? Kendimizi öldürtelim mi he? Dur! Şurada bir şey var. Ocean Havayolu şirketinin yeni lüks jeti olan 390 modelinin resmi açılışındayız. Şu anda da bir araba zinciri bize doğru geliyor. Bazı özel isimler ve Ocean Havayolu şirketi genel müdürü Bay Jerry Jo da burada. Öncelikle hadi bir geldi, başlıyoruz. Kimin ineceğine bakalım. Mükemmel görünüyorsunuz. Bugünkü açılıştan sonra Ocean Havayolu şirketiyle bir birleşme söz konusu olabilir mi acaba? Affedersiniz. Hala Ocean Havayolu şirketinin pilotu musunuz? Ben yardımcı kaptanım. Peki size şu soruyu yöneltebilir miyim? Kim? İlk uçuşta kaç kişi olacak? 8 önemli isim. Aynen istendiği gibi efendim. Her biri dikkatlice seçildi. Tabii ki şirket personeli dışında. Bu yatırım sana uçağı A380'den A390'a değiştirmekten söz ediyorum. Ayrıca Pasifik'in öte ucuna geçmek ve bir de tabii dünya çapında canlı yayın ayarlamak. Bunlar bana 100 milyon dolardan fazlaya mal oldu. Tek bir hatada bu iş Titanic'e dönebilir. Prense göz kulak olduğundan da emin olmanı istiyorum. Her şey kontrol altında efendim. Altın yumurtlayan tavuğumuz o. Bu yüzden aşırı tutkunu olduğu popüler bir şarkıcıyı da davet ettim. Bahsettiğin sürpriz bu muydu yoksa? Superstar mı? Burada mı? Henüz değil ama menajeri bu sabah beni yeniden aradı, ben onayladım. Umarım sahi çıkmaz. Evet. Konuklarımız, uçağımızın ilk uçuşuna hoş geldiniz. A390'ın bir an önce havalanması önceliğimizdir. Bu yüzden lütfen yerlerinize oturunuz, emniyet kemerlerinizi bağlayınız. İyi iş çıkardın. İnsana bu duyuruyu yapmak biraz tuhaf aslında. Ah, bununla yüzlerce kez karşı karşıya kaldıklarına bahsize girelim. Kes şunu. Hey, Roshan. Roshan. Benimle burada kalıp misafirlere yardım eder misin? Tamam mı? Ben hostes değilim ki. Ama sen bizim şirketimizde bulunan en sevimli kadınsın. Aynen öyle. Ama ben pilotum. Uçağımıza hoş geldin. Roshan, sorun yok. Hadi ama. Lütfen hadi aç şunu. Hangi cehennemdesin sen? Hayatınız boyunca aklınızda kalacak bir uçuş olacak. Ben hazırım. Müsaadenizle. Bayan Ren. Merhaba. Görüşmeyeli uzun zaman sizi oldu. Sizi yeniden görmek güzel. Lütfen oturun. Manşet Kraliçesi. Sizin de bu seyahati yapıyor olmak büyük bir şereftir. En büyük hayranlarınızdan biriyim. Sanırım beni takip etme konusunda zorlanmasınız. İkinci karınızla yaptığım röportaja bakılırsa. Linda. O kesinlikle sizin en büyük hayranlarınızdan biriydi. Size bir sır vereyim. Bizim boşanma sebebimiz yemek yapamıyor olmasıydı. Bilirsiniz, bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Bakın Bay Gao, işlerinizin düştüğünü biliyorum ama yine de bu lüks taşıtı piyasaya çıkarmak için bu zamanı mı seçtiniz? Burada bir maden yatıyor olmalı. Beni dinleyin. Özel partnerimiz olarak neden Global News Network'ü seçtiğimizi açıklamama gerek olduğunu sanmıyorum. Yarın akşam başarılı bir ilk uçuş için gösterdiğiniz cesaret için Hong Kong'daki diğer istasyonlardan bir dünya telefon alacaksınız.
İçiniz rahat olsun Bay Gao. Bunun için pişman olmayacaksınız. Pekala. Kaptanınız Anderson konuşuyor. Ben ve ekibim sizlere yeni uçağımız A-390'ın ilk uçuşuna hoş geldiniz diyoruz. 5 dakika içinde kalkışa geçeceğiz. Hı hı. Bu yüzden yerlerinize geçtiğinizden lütfen emin olun. Hepinize bu harika ilk uçuşta bize eşlik ettiğiniz için Ocean Havayolu Şirketi adına teşekkür ederiz. Bu uçak inanılmaz. Suitleri var, üst katta bir restoranı var, eğlence salonu ve barı bile var. Uçan kale gibi burası. Hey, uzayda bile uçabileceğini söylüyorlar. Hayır hayır hayatım, bana tamamen alkol koy. Hey, Bay Rodman, gerçekten sizsiniz. Boksta size bayılıyorum. Ben de sizi rol yaparken. Hey dostum, sen ne sıfatla buradasın? Ben mi? Evet sen. Şu şov dünyasında olmayan zengin adamlardan birine benziyorsun. Sen Rodman olmalısın. Ben Katsa. Yanşan grubunun başkanıyım. Senin de büyük hayranınım. Pekala. Saygım sonsuz. Burada yatan koca bir tarih var. Ama biliyor musun, benim kendi teftişimi yapma zamanım. Hey güzellik. Neden teftiş için daha güçlü bir şey getirmiyorsun? Hemen getiriyorum. Ben bunu kısa bir süreliğine ön kabine koyacağım ve kalkıştan hemen sonra geri getireceğim. Yeterince yer olacak mı peki? Aa, elbette. Bu uçağın istif bölgesi piyanonun bile sığabileceği kadar büyüktür. O zaman bir tane daha getirmeliydim. Çok tatlısın. Sizi bir keresinde New York Filarmoni'de çalarken izlemiştim Bay Kim. Gerçekten mi? Evet. 15 yıl önceki yaz seyahatim sırasında. Ama açıkçası o geceyi asla unutamam. Senin için daha sonra bir kere daha çalmak benim için onur olur. Mutfak üst katta usta şef. Çok üzgünüm. Yemeğim için acı sos arıyordum da Kelly burada olabileceğini söylemişti. Umarım şu gizli sosunuz bu akşamki beklentiyi karşılar. Pekala. Kalkış zamanı neredeyse geldi. Bakalım. Tamam bu. Bir de bu. Tamamdır. Merhaba. Geç mi kaldım? Bayanlar, baylar. Sürpriz misafirimiz de aramıza katıldı. 2020'nin dünya sesi Colin. Kasta dostum. Hey, nasıl gidiyorsun? Güzel. Sende ne var ne yok? Mükemmel. Bütün bu altından ve parlak olan şeyleri takmana asla alışamayacağım. Hayal yaşamak nasıl bir duygu anlat bakalım. Ya, tarif yok. O ses yarışmasında herkesin sana oy vermesini sağlayan bendim, biliyorsun değil mi? Biliyordum. Evet. Sen olduğunu biliyordum. Çantanızı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Pekala çocuklar, Ocean Havayolu Şirketi adına hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ocean Havayolu Şirketi adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok eğlenceli bir uçuş olmasını planlıyoruz. Şerefe. 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 Neden buradasın sen? Eski bir arkadaşımı görmek için. Serseri gibi giyinmişsin. Başıma bela açma sakın. Peter. Affedersiniz. Evet. Sürpriz demek ha? Evet. Yale'de sınıf arkadaşıymış. Çok yakınlarmış. Sen çok ukalasın. Popüler biri o. Çok popüler. Mia bu işi sadece onun için kabul etti. O kadın bile bunun geleceğini biliyordu ve ben bilmiyor muydum? Eğer bugünü mahvederse bir daha gözüme görünme. Alt etmişsin sen. Kanat kontrol. Tamam. Hava radarları kontrol. Tamam. Koordinat onay kontrol. Tamam. Jason, bir daha bunu yapmamı isteme benden. Asla. Şirketin senin için ne kadar değerli olduğunu göster. Büyük süperstar bize canlı performans sergiler mi acaba?
Performansı unutun. Bay Gowan'ın hayranı falan değil. Peter yanlış yerde yanlış hamle yapmış gibi görünüyor. Etkilemeye çalıştığımız kişi zengin prens değil mi? Patronun istediği şey de tam olarak bu olmalı. Onun sınıf arkadaşını davet etmek. Hey, A390 hakkında ne hissediyorsunuz? Şirket manyetik konveksiyon kullandığını söylüyor. Atmosferin ötesine geçecek güce bile sahipmiş. Otopilot moduna geçtiğimizde sen devralabilirsin. İnişten önce iade etmen yeter. Canın cehenneme. Jason'ın seni bu uçuş için seçmesinin tek sebebi biraz daha eğitime ihtiyacının olması. Beni bu işe karıştırmayın lütfen. Roshan, sana ihtiyaç var. Oraya giremezsiniz. Kalkış yapmak üzereyiz artık. Pekala, kontrol. Roshan, kalkıştan önce altta olmalısın. Medya bir zamanlar hosteslerimizden biri olduğunu söylediğinden emin ol. Onlara şirket olarak hepinize yükselme şansı verdiğimizi söyle. Bakın, ben artık hostes değilim. Yolculara servis yapmak benim sorumluluğum değil. Monica ve ben yeterli oluruz. Evet öyle, ama bu normal bir uçuş değil. Orada Bay Gao bile hizmet veriyor. Bu yüzden sen de ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ayrıca bugün sen uçurmuyorsun. Pekala bayanlar, servise hazır. Bu benim en yeni lezzetim. Kung Pao tavuğu. Bu yeni bir şey değil ki. Bir sürü farklı Kung Pao tavuğu pişirecek olan yüzlerce şef olacaktır. Daha önce tanışmadık. Ben Şef Mike. Ben Sichuanlıyım. Menümde tek bir Kung Pao tavuğu var. Şef Liu niye burada değil? Tansiyonu yükseldiği için doktor uçmasına izin vermedi. Nasıl buldunuz? Lezzeti nasıl? Biz Sichuan yemeği yapması için Amerikalı bir şefin mi gönderildiğini söylüyorsun? Ben onun çırağıyım. Ustam Sichuan yemeklerinin lezzetlerini tüm dünyayla paylaşmak istiyor. Marco Polo'nun spagettiyi Çin halkından öğrendiğini biliyor muydunuz? Neden buradasın sen? Misafirlerimizin yanında olmalısın. Alt katta olmalıydın. Bu şefin Amerikalı olduğunu bilmiyordun sen, değil mi? Buyurun efendim, nasıl Black yardımcı Jack olabilirim? Teşekkür ederim Bay Rodman. Hong Kong film ödülünü aldığımdan beri bu kadar şanslı olmadım. Biraz daha içmelisin benim sevgili en iyi aktristim. Şans içkiden gelir. Biliyor musunuz? Lost in the Pacific her seferinde karaoke'de söylediğim şarkı oluyor. Sesinizde çok fazla hikaye var. Teşekkür ederim. Bak, bu uçuşta size bolca hikaye anlatabilirim. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Ekselansları, yarın akşam Hong Kong'a vardığımız zaman bizi bekleyen bir sürü basın mensubu olacak. Önümüzdeki haftada Ocean Havayolu şirketinin hisseleri artış gösterecek. Eğer bu doğruysa çift taraflı kazanç olur. Birleşme ve kazançta bizimle misiniz yani? Elbette, çok iyi görünüyor. Bu harika. Çok iyi. Evet, haklısınız. Mutlaka. Evet. Müsaadenizle. Affedersiniz. Ben Mieran, Global News Network'tan. Size birkaç soru sorabilir miyim? Bu çok iyi olurdu ama benim şu an kokpite gitmem gerekiyor. O bizim yardımcı pilotumuz. İyi bir zaman değil. Eğer isterseniz daha sonra sizin için özel bir görüşme ayarlayabilirim. Ocean Havayolu şirketi bütün pilotlarını bu kadar güzel kadınlarla değiştirmeyi planlıyor mu? Tıpkı zenginlik hedefledikleri bu lüks hava taşıtları gibi. Sadece pilotum, işin başka kısımlarını bilemem. Bay Gao'ya sorun. Hmm.
Merhaba kardeşim. Nasıl gidiyor? Uzun zaman oldu. Hadi onları alt edelim. Neyini oynuyoruz? Bu uçağa ne dersin? Her ya da geç senin olacak çünkü. Ben müsaadenizi isteyeyim. Size iyi eğlenceler. Efendim, bir acil durum ihbarımız var. Ne olmuş? Sichuan yemeklerinin neden bir Amerikalı tarafından pişirildiğini söyleyebilir misiniz? Evet, sorunumuz bu zaten Peter. Biliyorsun ki bugünü gerçekten mahvettin. 18 yaşından beri görmedim ben onu. Ne yaptığı konusunda bir fikrin var mı? Beni bu serseriyle barıştırmak için bu kritik zamanımı seçtin. Bir saniye, oğlunuz mu? Beni aptal durumuna düşürmek istiyor. Oğlunuz bir süperstar. Evet, biliyorum. Ben bir varis istedim, gösterici değil. Kayda devam et. Hikaye geliyor. Nasıl olur da rüzgar bu şekilde artar? Hava durumunda böyle bir şey söylenmemişti hiç. Daha önce bu kadar büyük bir rüzgar görmemiştim. Kule bu durum için ne dedi? Pasifik'teki en istikrarsız bölgede olduğumuzu. Kontrol kulesi hiçbir şey bilmiyor. Ne oldu? Merhaba Gerim. Bu bölgede oldukça zorlu hava koşulları var. Rotamızı değiştirmeliyiz. Jason, bu zamana kadarki en ileri teknolojiye sahip uçak tanıtımı bu. Nasıl uçurduğun umurumda değil ama uçağımı tam zamanında Hong Kong'a indirmelisin. Bu hava koşullarında zamanında iniş yapmamız mümkün değil. Yolcuların mürettebatın ve uçağın güvenliği için geri, bu sert hava koşulları yüzünden yeni bir yol bulmamız gerek. En az 2 saatimizi alır. Hong Kong'a 2 saat geç inmek mi? Telafi etmek için daha hızlı uçurabilir misin? Bu normal bir hava taşıtı olsaydı sorun olmazdı. Ama dönüştürülmüş bir A-390'ın içindeyiz. Uzay gemisi gibi bir şey bu. Yakıt yüklememiz gerek. Esas rotamıza yetecek kadar yakıtımız var. Rio'dan Hong Kong'a. Ama rota değişimi gerektiği için iniş yapıp yakıt takviyesi hayır, yapmamız. Hayır, durmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yakıt takviye süresini geçtim. Batı Pasifik'teki en yakın havalimanına inmek en az 3 saat. Bu da Hong Kong'a iniş süremizde en az 5 saat gecikme demektir. O da en az. Böyle bir şeye izin vermemenin imkanı yok. Basın bizi 5 saat beklemez ki. İlk uçuş ve harcadığımız 100 milyon dolar koca bir şakadan ibaret olur o zaman. Ama Balgao, mecburuz. Pasifik okyanusundaki gök gürültülü fırtınalar şakaya gelmez. Başka seçeneğimiz yok. Şimdiden şimşekler başladı, baksanıza. Roşin, lütfen. Sahip olduğum en iyi pilotlarsınız. Burada olmanızın sebebi bu. Ayrıca bu uçak en yüksek rakımlarda bile uçabilir. Umurumda değil. Rüzgarın üzerinde uçun o zaman. Geri, bunu yapsak bile yakıt takviyesi yapmamız lanet şart. Lanet olası rüzgarın üzerinden uç sen. Tamam. Pekala. Yolculara bir duyuru yap. Ve uçak güvenliğinin üst düzeyde Şak, olduğunu söyle. Kanatların durumuna bak. Hiçbir sorun yok. Hemen. Her şey yolunda. Sen de yolculara bizzat duyuru yap hemen. Bayağı sarsıntılı olacak. Doğuya doğru git. Dikkatinizi rica edebilir miyim lütfen? Ben yardımcı pilot Roşin. Uçuşumuzda ufak bir türbülans yaşayacağız. Lütfen yerlerinize geçiniz ve emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Teşekkürler. Gerinin ilk karısından bir oğlu olduğunu biliyordum. Ama hiç kimse kim olduğunu bilmiyor. Vay canına. Pekala. İndiğimiz zaman seninle uzunca bir röportaj yapalım. Ne dersin? Gerçekten mi? Evet. Söz mü peki? Söz. Kusura bakmayın Sayın Boksör. Biraz başım döndü ve korktum. Hiç endişelenme sen. Burada çok hoş bir süit olduğunu duydum. Gidip keşfetmeye ne dersin? Sen neden hala buradasın? İkinci yemeğimi bitirmeye çalışıyorum. Kuşu tavuğu. Denemek ister misin? Hemen temizle bu pisliği. Kendine bir koltuk bul ve otur. Hemen inişe mi geçiyoruz? Daha servislerimi tamamlayamadım.
Ne durumdayız? Daha kötüsü olabilirdi. Bir şekilde yani. Yükseklik? 45 civarında. Hala artıyor. 48'e yükselt. Tamam. Aha. Başımız belada. Düşüyor. Shank perimetreye bak. Roshinsand iniş kanadına. Acilen geriyi buraya çağır. Anlaşıldı. Pekala. Baygao, acil bir durum söz konusu. Lütfen benimle gelin. Hemen. Bab. Neler oluyor? Baştan anlat. Hemen motoru durdurup uçağı indirmemiz gerekiyor. İniş motoruna yıldırım düştü. Yangın alarmı aktif. Motor yanıyor mu? Kontrol ettim, bir şey görmedim. Alev yoktu. Ama alarm hala aktif halde. Otomatik yangın alarmı iki kez uyarı verdi ve ışıklar hala yanıyor. Ya yangın sistemi kısa devre yaptı ya da yanlış alarm verdi. Patlama riski var. İniş için hazırlığa geçip uçağa bakmamız gerekiyor. Haklı. En yakın havalimanı nerede? Sorman Adası, 2 saat uzaklıkta. İkinci seçenek olmaya uygun. Orası çok uzak. Daha yakında iniş yapılabilecek bir yer Baygao, olması gerekiyor. Baygao, bunu riske atamayız. Pekala, iniş izni verildi, tamam mı? Ama acele etmek zorundayız. Canlı yayına asla geç kalamayız. Diğer seçeneğimiz de Şans Adası'nda terk edilmiş bir havalimanı zaten. 30 deniz mili uzaklıkta. Oraya iniş yapacağız. Uçağı kontrol edip sonra da yola devam edeceğiz. Böyle düşük bir görüş mesafesine sahipken terk edilmiş bir havalimanına gece yarısı iniş yapmak çok büyük bir risk. O adayla ilgili büyük söylentiler var. Normal ötesi canavarlar varmış orada. Orada kimse yaşamıyor. Ordu bile çekilmiş orada. Lütfen bana karanlıktan ve deli saçması bir masaldan korktuğunuzu söylemeyin. Masal değil ki bu. 8 yıl önce uçaklarımızdan biri bu adaya iniş yaparken saldırıya uğramıştı. Bu konuyla ilgili somut bir delil yoktu ama o hasarın gerçek sebebini hiç kimse bilmiyor. Hadi ama Jason, şu şeyi yere indir artık. Koordinatları Şans Adası'na ayarla. Yolcuları ve uçuş ekibini iniş için hazırla. Efendim? Her şey yolunda mı? Herkese iniş yapmak zorunda olduğumuzu söyle. İniş? Evet. Neden? Kapa çeneni de dinle. Küçük bir sürpriz hazırladığımızı söyle. Söylemen gereken tek şey bu. Pekala. Sizler için özel bir deneyim planladık. Pasifik Adası'nda kısa bir süre duracağız. Umarım Şans Adası size şans getirir. Eski bir tropik ada. Çok romantik. Ya biz gitmek istemiyorsak? Kontrol için teşekkür ederim. Her şey yolunda. Fırtına bölgesinden uzaklaşmak için rotamızı yeniden belirliyoruz. Sonraki noktaya ulaşmamız 1 saat sürecek. Hava nedeniyle radarı kaybetme ihtimali de var. Tamam. Anlaşıldı. İyi iş çıkardık kaptan. Pervasız bir şey bu. Sayısız havacılık düzenlemelerini ihlal ediyoruz. Shank, sinyal cihazını kapat. Tahmin ettiğimden bile heyecan verici bir şey bu. Sanki Mars'taymışız gibi. Ben gidip motorlara bakacağım. Shank sen burada kal. Ben seninle geliyorum. Ben de. Shank sen kal.
her ihtimale karşı. Roşin, acil çıkışı hazırla. Pekala. Çok heyecan verici. Dışarı çıkacak mıyız? Çok üzgünüm ama bu adada gece yaşayan çok fazla hayvan var. Dışarı çıkmak güvenli değil ama tabii eğer isterseniz uçağın içinden istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz. Sinyal yok. Fotoğraf çekildikten sonra paylaşamayacaksam neden çekeyim ki? Evet. Çok sıkıcı. Bu aralar gerçekten yaşasın, çok meşgul. Çok güzel bir şey. Ne güzel bir ada böyle. Ama sizin için bir görüşme ayarlayacağım. Bugünkü yalanı ne bakalım? Neden buradayız? Sakın bunu mahvetme. Ben senin hala babanım. Babam mı? Sen az önce kendine baba mı dedin? Gerçekten mi? Beni daha çocukken yatılı okula gönderdin ve görmeye bile gelmedin. Hiçbir zaman önemsemedin. Aslında bence annemi öldüren kişi sensin. Bayanlar baylar, size Şef Mike'ı takdim etmekten mutluluk duyarız. Kendisi Sichuan mutfağı ustasıdır. Şef Louis'nin yanında ustalaşmış bir şeftir. Ayrıca bu özel mutfağın umarım tadını çıkarmaktan zevk alırsınız. Peter, beni dinle. Fotoğraf çekmek için dışarı çıkacağım. Kalkış zamanı geldiğinde beni alırsın, hayır, tamam mı? Hayır, olmaz. Hayır, üzgünüm ama kimse uçaktan ayrılamaz. Hayır. Hadi ama ben özel konuğum. Yardımcı olabilir miyim Bayan Ren? Sorun çözüldü Bay Gao. Ne sorunu? Aptala oynamayın. Bu adaya mecburi iniş yaptığımızı biliyorum. Ne istiyorsunuz? Çekim yapmak. Uçağın dışında. Burası şans adası nihayetinde. Size reddedersem basında bizi yerli bir edeceksiniz değil mi? Aynen öyle. Gidelim. Onlarla git. Kimse pistten ayrılmasın. Uzaklaşmayın. Kısa süre içinde kalkacağız. Bu adada canavarlar var. Gelmek istemediğine emin misin? Burada kalmayı tercih ederim. Pistten ayrılmak istediğine emin misin? Elbette. Shank, motordaki birkaç kontrolü çalıştırabilir misin? Burada birkaç yanık izi görüyorum. Ama içeride bir hasar yok. Pekala, bu ne demek? İşte bu. Pekala, iki motor da tamamen işlevsel görünüyor. Gitmemiz gerek. Bu yerle ilgili yanlış şeyler var. Gidebilir miyiz artık? Evet, kısa süre içinde kalkmış oluruz. Shank, kokpiti hazırlar mısın? Dalga geçiyor olmalısın. Burada gerçekten canavarlar var mı? Her yerde var. Uçağın içinde bile. Aktristen mi söz ediyorsun yoksa boksörden mi? Dikkatli ol. Çabuk ol, çabuk ol. Çek şunu. Hadi. Onların çıkmasına kim izin verdi? Tahmin et bakalım. Onları geri getirmeme yardım edin, çabuk. Geri dönün, kalkıyoruz. Boş ver onu, sen devam et. Burada olmak benim için şereftir. Çok uzun zamandır Çin mutfağına karşı bir tutkum var. Ve geçen yıl Şef Liu'nun yanında çırak olma şansını elde ettim. Lütfen tadını çıkarın. Hong Konglu bir kadın olarak söylüyorum. Mükemmel olmuş. Ben Sichuanlı değilim ama bir Arap olarak konuşursam bayıldım diyebilirim. Sichuan şeflerinden oluşan yeni nesil aşçılarımızla Ocean Havayolu şirketi olarak gelecek ay Hong Kong seferlerimizde Sichuan mutfağı servis etmeyi planlıyoruz. Neler oluyor?
Uçakla ilgili bir sorun mu var? Bilmiyorum ama sanırım Mieren çekecek ilginç bir şey buldu. Şans Adası'nın ordu tarafından koruma altında olduğu söyleniyor. Ancak şu an herhangi bir bulgu yok. Onun için... Belki tilki falandır. Bu bir canavarsa... Hey, dikkatli ol. Koş. Kelly, beni yere indir. Bay Gao, uçağa kalkışı hazırlayın. Gördün mü? Özel konuk tecrübesi denen şey bu mu? Monica, herkes alt kata indir ve kalkış için hazırla. Neler oluyor? Affedersiniz biraz. Hey, hemen kalkış yap. Jason, Peter, kapıyı kapatın hemen. Koşsana hadi, çabuk ol. Kalkış yap hemen Jason. Jason, acele et hadi. Jason! Jason! Kaptan! Kaptan, kalkış yapıyoruz! Gidelim! Kapat o kapıyı hemen! Dışarıda hala kurtarılacak insanlar var! Tut onu! Sakin dur Peter! Hadi! Hadi tuttum seni! Tamam! Yani söylentiler doğru mu? Onlara söyleyeyim. Neler oluyor? Evet, hikayeniz nedir? Pekala, öncelikle görünüşümüzden ötürü utanç duyduğumuzu bildirmek isterim sizlere. Geçtiğimiz iki hafta boyunca bir ardiyede kalmak zorundaydık. Kurtaran olmadı, hiç kimse gelmedi. Bir tanıtım uçağının oraya inmesi bizi çok şaşırttı. Ben Teğmen Vincent Riggs, bu da çavuş Nicky Lee. Biz Birleşmiş Milletler tarafından toplanmış Birleşik Görev Gücündeniz. Şans Adası'nı kuşatma görevi için gönderildik. Kolay olacağını sanmıştık, bu yaratıklar ortaya çıktı. Daha fazlası var. Geldiğimiz zaman adada işler kontrolden çıkmıştı. İki hafta boyunca çok mücadele ettik ve sağ kalanlar sadece biziz. Umudumuzu yitirmek üzereydik ama siz çıka geldiniz. Adamlarınız için üzgünüm ama bizi kurtardığınız için sağ olun. Ne demek? Bu çok heyecan verici bir yolculuk Bay Go. Burada sorumlu kim? Benim. Gary Gao, Ocean Havayolu Şirketi'nin başkanı ve genel müdürü. Bizi uçağınıza aldığınız için sağ olun. Yardım etmek benim için şereftir. Bayanlar ve baylar, son olan kazadan ötürü size özürlerimi iletmek istiyorum. Yetkililerle iletişime geçtik. İniş yaptığımız zaman olayı ele alacaklar. Kaza mı?
Aklınızı mı kaçırdınız? Az önce orada iki adam öldü. Onun gözünde şirketin hisse değerleri insan hayatından çok daha değerlidir. Memnuniyetsiz küçük serseri. Hayatın boyunca harcadığın küçük serveti kim sağladı? Yani oğlun olduğumu itiraf mı ediyorsun? Evet. Vay canına. Pekala. Çocuklar, bu da benim ben merkezli babam olur. Oğlum bu benim. Şimdi anlıyorum. Onun burnunu almışsın. Ne yani? Tüm bunlar planlanmış mıydı? Birleşmeyi kabul etmem için miydi? Hayır prens. Bunlar benim planım değildi. Annesinden boşandığımdan beri yani 5 yıldır görmedim. Tek düşündüğün sensin. Cenazeye bile gelmedin. Kelly, herkesi üst kata çıkar. Rahat ettiklerinden emin ol. Bayanlar baylar, bir sonraki durağımız Hong Kong. Bir fincan çay alabilirim ben. Uçuşunuzun geri kalanının keyfini çıkarın. Ben bu özel deneyime doydum. Hong Kong'a iniş yapmadan önce gidip biraz uyuyacağım. Tıpkı Rodman gibi, ne zeki adam. Şef, yukarı çıkmanız gerekmiyor mu? Bu aile dramasının ortasında kaldınız. Şimdi de patron mu oldun? Ben de öyle düşünmüştüm. Çok üzgünüm. Evet. Fotoğraf çekimi için indin ve iki insan öldü. Destek için merkezi arayamadınız mı? İletişim kesilmişti. İletişim için ne kullanıyordunuz? Uydu sistemi ama çatışma sırasında zarar gördü. Yaratıklar havalimanında bulunan her şeyi mahvetti. Tek yapabildiğimiz kurtarılmayı beklemek oldu. Siz bize güvenmiyorsunuz değil mi? Sorun yok. O da eskiden ordudaydı. Eski asker mi? Hiç şaşırmadım. Yani sen yemek pişirmiyor musun? Artık sadece yemek pişiriyorum. Çok uzun zaman önce emekli oldum. Sadece parmağını tetikte tutmaya devam eden kişilere güvenmiyorum. Sorun yok. Bize güvenmemek için her sebebe sahipsiniz. Ama bu belgeler size bizim Birleşmiş Millet Biyolojik Kriz Ekibinden olduğumuzu kanıtlayacaktır. Dinle. Bu iki kişinin kimliğini kesinleştirmem için merkezle iletişime... Ne? Son kalkışımız sırasında iletişim ekipmanlarımız zarar görmüş. Ne? Anlaşılan birbirimize güvenmekten başka çare yok. Bununla beraber mümkün olan en kısa sürede bu koordinatlara ulaşmamız gerekiyor. Yaklaşık 500 deniz mili uzaklıkta. Orası bizim karargahımız. Malzeme, tamir gibi ihtiyacınız olan her şeyi temin edebileceğiniz bir geçiş limanı aslında. Buna gerek yok. Hong Kong'a inmeyi başarabiliriz. Bunu başaramazsınız Bay Gao. Bu havada olmaz. Bu uçuş daha fazla gecikmeyi kaldıramaz. Korkarım bu size kalmış bir şey değil. Bu koordinatlar tehlikeli alanın tam ortasında bulunuyor. Bermuda üçgeni burası. Burada gemiler kayboluyor sürekli. Düzenli bir rota değil. Sanırım kendimi açıklamam gerekecek. Bizim olayımız bu uçuşu acil durum konumuna getirdi. Herkesin güvenliği için Birleşmiş Milletler bu uçuşu kontrol altına alacak. Bu konuda anlaştık mı? Kontrolü ele almak mı? Bu size kalmış bir şey değil. Birleşmiş Milletler sivil uçuşları denetleyip tedarik sağlıyor, öyle mi? Doğrusu eski kurt, burası gizli bir yüz. Gördüğünüz o yaratıklar mutasyona uğramış kediler ve onlarla ilgili bilgiler gizli. Bu yüzden global bir paniği önlemek için yetkililer Şans Adası'nın yakınlarına bir yüz kurdu. Daha kötüsü olmasın diye. Bizi mümkün olduğunca kısa süre içinde karargahımıza götürürseniz işbirliğiniz için minnettar oluruz. Yani diyorsunuz ki mutasyona uğramış kedileri gördüğümüz için beynimizin yıkanması gerekiyor. Siyah giyen adamlar da orada olacaklar mı? Önemi yok. Ben buna karşıyım. Bakın, onlar sadece ilkel bir adada bulunan tuhaf görünüşlü yaratıklar. O ikisi bizi kurtardı. Ben onlara güveniyorum. Ve tek düşünmen gereken şey bu yolcuların hayatının kurtulması. Zaten yolcularım için endişeleniyorum. Bu yüzden Hong Kong'a gitmeliyiz. Onlar bizi kurtardı. O canavarların ne kadar berbat olduklarını biliyoruz. İşbirliği yapmalıyız. Aklını mı kaçırdın sen? Hala Ocean Havayolu Şirketi için çalışıyorsun. Her şeyden önce kaptan artık benim. Jason öldü. Her türlü havacılık kurallarını ihlal ettik zaten. Yakıtımız tükeniyor. Bu fırtınada uçmaya devam etmek çok riskli. Ne kadar da akıllı bir insansınız kaptan. Bu kadar.
Kaptan olarak son sözümü söyledim. Roshan, bana bak. Bu o kadar basit değil. Sen her kimsen, ben kararımı verdim. İletişim ekipmanları kasıtlı olarak mahvedildi. Uçuş sırasında olmadı. Anten uçağın tepesindeydi. Yaratıklarsa yerdeydi. Dinle beni. Yeteneklerin var. Cesursun. Ama bunun kasıtlı olarak yapıldığını nasıl söylüyorsun? Özel bir terörle mücadele birimini yönettim. İletişimi yok etmek gündelik bir şeydi. Bunu nasıl kanıtlayacaksın ki? Tek gördüğüm senin berbat Sichuan yemekleri yapan biri olduğun. Bak, başımız büyük belada. Herkesi güvende tutmak zorundayım, tamam mı? Daha fazla hata yapılamaz, anlıyor musun? Anlıyorum. Sana yardım etmeme izin ver. Sadece iletişim ekipmanları zarar görmedi. Yakıtımız da bitiyor. Rotamızı izleyip bu rüzgarda uçmaya devam edersek bu intihar olur. Bize verilen bu koordinatlar bir şans. Denemek zorundayız. Tamam. Güvenliğimiz en büyük endişem. 2 saat içinde iniş yapılabilecek başka güvenli yer yok. Başka şansımız yok. Daha fazla kayıp veremeyiz. Anlıyorum. İnan bana. Kararına saygı duyuyorum. Güvenli bir şekilde iniş yapacağız. Hepsi benim hatam. O benim yüzümden öldü. Böyle söyleme. Kendini işine adamıştın, aynı onun gibi. Bunu anlayabiliyorum. Sonuçta ben de kendimi müziğe adadım. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Özür dilerim. Düşündüğüm tek şey işimdi. Babanla senin hakkında bir rapor yazabilmekti. Büyütülecek bir şey yok. İşin olduğunu biliyorum. Her zaman kendimi gözlemci olarak gördüm. Bu hikayede böyle bir kısım beklemezdim. Endişelenme. İndiğimizde herkese Bob'un kahraman olduğunu söyleyeceğim. Neden yukarı çıkıp onlarla biraz rahatlamıyorsun? Ben de seninle geleyim. Ben de. Sen beni mi gözetiyorsun? Masum bir insanı rahatsız etmemelisin. Majesteleri, çayınızın keyfini çıkarıyor gibisiniz. Umarım yaşadığımız aksilikler Ocean Havayolu Şirketi hakkındaki değerlendirmelerinizi etkilemez. Bay Gao, beklenmedik durumlar çok fazla şeyi kanıtladı. Açıkçası yeni bir değerlendirme gerekli. Ne istiyorsun? Sadece konuşmak. Merak ettim de. Neye bakıyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Bir soru sorabilir miyim? Nasıl olur da senin gibi bir güzellik silahlarla oynar? Affedersiniz, sizi tanıştırmayı unuttum. Prens Kasta. Yanşan grubun başkanı. Herkes zengin doğmuyor. Majesteleri, çok zevklisiniz. Sana şunu sormalıyım. Emekli olduktan sonra neden şef oldun?
Yaratmak yok etmekten daha iyi hissettiriyor. Ya sence? Bu konuyu hiç düşünmedim. Mike Baika o sıradaki yemek için seni yukarıda görmek istiyor. Tabii ya, güzel bir şeyler pişirme zamanı. Güzellik. İçecek bir şeylerin var mı? Her şey var. Ne içmek istersiniz? Sert bir şeyler. Ben bu mağara keşfinden bıktım artık. Canavarları aramaktan bıktım. Ben Birleşmiş Milletler'den değilim. Bu oyunu oynamayı biraz daha sürdüreceksin. O adadan çıkabilmemizin tek sebebi bu insanlar. Çoktan şüphelendiler. O koordinatlara ulaştığımız anda öğrenecekler. Sakin ol. Numune elimizde. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu alıcıya satmak. Bu şef yolumuza çıkarsa onu ben hallederim. Söz verdin. Daha fazla öldürmek evet, yok. Evet ama büyük bir miktar para için de söz verdim. Küçük oğluna göz kulak olup onu mutlu edebilmen için yeterli. Oğlumu bu işe karıştırma sakın. Her şey onunla alakalı ama. Sen onun yüzünden buradasın. Benim yüzümden değil. Demek dinliyorsun. Güzel. İşte bu. Burada olan şey. Bunu satmak zorundayız. Ne pahasına olursa olsun. Hava iyi gidiyor mu? Hayır. Ama alçaktan uçuyoruz. Böylece rüzgardan kaçınmış oluyoruz. Fırtına merkezinden kaçınmak için rotamızı değiştirdik. Pilot olarak yetiştirilmeni sağladım ama sen emirlerime karşı mı geliyorsun? Jason seni böyle mi eğitti? Jason mı? Jason bana bir kaptanın yapması gerekenleri öğretti. Bunu sana kendisinin söyleyemiyor olması çok yazık. Onun öldürülmesinin sebebi senin kararındı. Aynı hatayı ben de tekrar etmeyeceğim, tamam mı? Pekala. Gelecekte benim uçağımda pilot olmak istemiyorsun anlaşılan. Benim yapmak istediğim şey bir geleceğimizin olduğundan emin olmak. Ölmüş. Lily Young, o ölmüş. Her şey yolunda efendim, merak etmeyin. Onu kim bulmuş? Çok korkunç şekilde öldü. Trajik bir şekilde. Vincent oraya girdi bile. Herkes sakin olsun. Ben içeri giriyorum. Ne yapıyorsunuz? Ben kaptanım. Her türlü duruma müdahale etme hakkım var. Şu anda onları sinirlendirmemenizi öneririm. Kaptan, durum kontrol altına alındı. Bir karantina oluştu. Vay canına. Parti buradaymış demek. Sen de kimsin? Yataklarını sevdim dostum. Bay Rodman, korkarım ki size birkaç soru sormamız gerekecek. Sarhoş olduğunuz zaman dürtülerinizi çok zor kontrol ettiğiniz konusunda duyumlar aldık. Hadi oradan, bu haberler benim canımı sıkıyor. Ne demek istiyorsun? Acil bir durum söz konusu. Kaptan olarak soruşturmaya yetkim var, anlaşıldı mı? Neyi soruşturacaksın? Ne oldu ha? Şu anda cesede dokunamayız. Şimdi iniş yaptığımız zaman askeri polis uçağa gelecek ve olaya el koyacak. O zaman da... Yarım saat içinde. Güzel, yarım saat içinde. Kaptan sizin için sorun olmazsa yolculara birinci sınıf bölmenizi gösterip yerlerine oturtabilir misiniz? Miren, ne gördünüz? Her yeri kanla kaplıydı. Her yeri. Seninle daha farklı düşünemezdim sanırım. Şu anda başımız çok büyük belada. Söylediği kişi değil o. Çok şüpheli bir durum.
Ne yapmamı istiyorsunuz? Sizce de her şey biraz üstünkörü olmadı. Ben de bundan bahsediyorum. Şu anda yapılacak tek şey derhal iniş yapmak. Polis güçleri olayı ele alacaktır. Bak kaptan, Hong Kong'a iniş yapmamız gerekiyor. Bahsedilen karargahta nasıl bir karşılama yapılacağını kim bilebilir? Hong Kong'a iniş yapmalıyız. En azından Hong Kong askeri polisi ve Ocean Havayolu şirketi işbirliği yapabilir. Peter! Peter nerede? Kelly, gidip Peter'ı bul. Onunla konuşmak istiyorum. Bekle, Roshan. Şimdi ne var? Gitmemizi istedikleri yere gidemeyiz, biliyorsun değil mi? O zaman sen bana bir yer söyle. Denize çakılarak inmeye ne dersin? Şüphelerimin doğruluğunu kabul etmiyor musun? Az önce bir kişiyi daha kaybettik. O belgeler sahte olabilir. Bir suç mahalline barikat kurdular ve Gao'nun asistanı kayıp. Bu adamlar sahtekarlar. Yeterli kanıtın var mı? Olsa bile ne yapabiliriz ki? İki sahtekara karşı silahsız savaş mı açalım yani? Nasıl gidiyor? Koordinatlara ulaşmamıza 10 dakika kaldı. Artık telsiz de çalışmıyor. Kule kontağı kaybettiğimizi öğrenmiş olmalı. Eğer kontrol raporlarımızı vermezsek Hong Kong şüphelenmeye başlayacak. Bütün olay berbat bir hal aldı. Pekala. Dışarıda durumlar nasıl? Küçük bir sorun var. Ama bizim önceliğimiz güvenli iniş yapmak. Her an bu uçağın kontrolünü kaybedebiliriz. Endişelenme. Sen dışarıdaki meselelere göz kulak ol. Sen iyi misin? Kontrol kulesi ve merkez olmadan. Sen bu konuda endişelenme. Bu uçağa daha fazla aşinayım. Lily'nin cesedini bulduğumuz oda hariç her yere baktım. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Tamam, bu uçak çok büyük ama yürüyen ve konuşan bir insan nasıl tamamen ortadan kaybolur? Hala yürüyebiliyor ve konuşabiliyor olsa da başı büyük belada demektir. Bay Şef, yoksa karamsar olmaya mı başladı? Bazı doğa ötesi kediler tarafından saldırıya uğradık. Bundan sonra iyimserlik söz konusu olamaz. Kontrol edilmeyen başka bir yer var mı? Biz her odaya baktık. Her köşeyi aradık. Aman tanrım, olamaz. Onun cep telefonunu isteyen biri var mı? En son çıkan yeni teknoloji modellerden. Diğerlerine söylememiz gerek. Başkalarının işine burnunu sokmaya bayılıyorsun değil mi? İyi bir şefin yapması gereken iş bu mu gerçekten? Senin hakkında çok haklıydım. Kısa süre içinde ineceğiz. O zamana kadar böyle devam et. Ordudan neden ayrıldığını biliyorum. Çünkü sen öldüremiyorsun. Şimdi ayağa kalk. Ayağa kalk! Yürü. Ön tarafa doğru yürü. Herkes sıkı tutunsun. Kısa süre içinde inişe geçiyoruz. Nasıl olur da tek bir hostes olur? Diğerleri nerede? Buradaki herkes güvenli, kokpit hariç. Bay Gao, mürettebatınızın devamı nerede? Nerede olduklarını bilmiyorum. Peter'ı bulmaya çalışırken bütün mürettebatı aşağı bagaj kısmına onu araması için göndermiştim. Onları buraya getir. Neler oluyor? Uçağı kaçırıyorlar. Peter'ı öldürdüler. Muhtemelen Lily yangıda. Bizi tam olarak nereye götürüyorsun? Sen benim sabrımı bir kez sınadın. Senin için ve bu uçaktaki herkes için yeterli kurşunum var, silahım da şu anda.
kurşunları kemiklere isabet ettirdiğinden emin ol. Çünkü uçakta delik açarsan hepimiz öldük demektir. Bekle bekle. Asıl isteğin ne? Söyledim ya sana. Karargahıma gitmek. Planladığımız gibi iniş yapmazsak rehineleri öldürmeye başlarım. Başşeften başlayarak tabii ki. Onu sevmeyecek şekilde yetiştirildim. Bu uçağın inişi için bana ihtiyacım var. Bir kişiye dahi zarar verirsen bunun olmayacağını garanti ediyorum. Oo. Eğer bu uçağı indirmek konusunda acelen varsa kaptanı öldürmek iyi bir başlangıç olmaz. Çok haklısın başşef. Seninle bir anlaşma yapalım kaptan. Bizi gitmek istediğimiz yere götürürsen herkesin güvende olacağına söz veriyorum, tamam mı? Monika! Tamam. Ona su ver. İçebildiği kadar içtiğinden emin ol. Bu mermiler zehirli. Tamam. Al canım. Ne bunlar böyle? Yaratıklar uçağa binmeyi başarmış. Sakin bunu biliyorlardı. Lily de bu şekilde öldü. Hayatta kalan tek kişi o. Diğerleri de Lily Young gibi. O yaratıklardan biri burada. Bütün koridoru mühürledim. Onları siz öldürttünüz. Bizi uyarmanız gerekirdi. Artık iniş yapmak zorundayız kaptan. Eğer yapmazsak bu yaratıklar bu uçakta bulunan herkesi bir bir öldürecekler. Metal bir kutunun içinde savaşamayız onlarla. Bu uçağın sınırları içinde. Onlardan biri hepimizi öldürür. Çok hızlılar. Onları beslemek için benim uçağımdakileri mi kullanacaksınız? Onlar gece hayvanı. Işığa hassasiyetleri var. Ama bu kabinin parlaklığını fark ederlerse peşimizden gelirler. Yukarı çıkmamız gerek hepimizin. Salon geri kalan her yerden daha aydınlık. Pekala. Merdivenleri ve koridora barikat kurabiliriz. Ölümü bekleyemeyiz. İnişe çok zaman kalmadı. Beni kokpite götür kaptan. Herkese göz kulak ol. Hadi Mike. Onları üst kata götür. Tamam. Hadi gidelim. Hey, otur! Otur dedim, otur! Pekala, evet yardımcı pilot. Neredeyiz? Görünürde ada falan yok. Koordinatları kontrol ettim. İniş yapılabilecek bir yer yok. İniş için endişelenme. Koordinatlara yakın uç yeter. Ama iniş yapacağız, değil mi? Ne diyorsa onu yap yeter. Pist orada. Hayır yapamam. Yaparsın. Hey! Otur yerine. Evet yapabilirsin. A-390'ı bir uçak gemisine indirmek mi? İmkansız bir şey bu. Bu uçak çok büyük. O uçak gemisi birinci sınıf bir Nimitz. 3,5 futbol sahası büyüklüğünde bu uçağı taşıyabilir. Hayır gerçekten yapamam. Kaptan mürettebatına emir nasıl dinlenir öğretmen gerekiyor. İniş yap. Hey, dinle beni. Bunu başarabilirsin. Okuldaki uçak gemisi simülasyonunu hatırlıyor musun? O yarışmada beni 2 kez yenmiştin. Ama o sadece bir simülatördü. Onun için aylarca pratik yaptım. Sadece 2 kez başardım. Bu da simülasyon eğitimiymiş gibi düşün. Jason her zaman için en yetenekli pilotun sen olduğunu düşünüyordu. Bu çok iyi. Gitgide senden daha çok hoşlanıyorum. Yapabilirsin. Herkes nerede? Bu resmen intihar. O koordinatların bir uçak gemisini gösterdiğini biliyordunuz. Roshan delinin teki. Artık sizin de deli olduğunuzu düşünüyorum. Ben kendi adıma kadın kaptanın çok hoş olduğunu düşünüyorum. Ve bana göre yere çakılmak yenmekten daha iyi bir şey. Tamam. 100 milyon dolarlık uçağımı mahvetmenize izin vermeyeceğim. Bu da ne?
Bence hemen yerine oturmalısın. Görüyor musun? Böyle bir anda bile onun düşündüğü tek şey lanet olası şirketi. Evet, çünkü bu lanet olası dünyada sahip olduğum tek şey şirketim. Evet, bunu 10 yaşından beri biliyorum. Eğer bu uçak düşerse babamı asla göremeyeceğim. Onu uzun zamandır görmedim. Bu kadar tatlı bir suratın bu kadar stres yaratabileceğini kim bilebilir? James Bond'u sen oynamalısın. Dinle, iniş yapman için sana bir şans daha veriyorum. Başaracaksın, bir daha dene. Hayır, yapamam. Yapmak zorundasın. En ufak bir yanlış hesaplamada köprüyü yerle bir edip okyanusun dibinde buluruz kendimizi. Bırak ben yapayım. Daha iyisini yapabilir misin? Başka şansın var mı sence? Kontrol sende. Kontrol bende. Hazırlan. Kilitlendi. İniş takımlarını aç. Sancak kanada çarptı. Antende o sadece. Dayan. Canavarlar ve delik kadınlar. Lütfen sadece bir kabus olsun. Roshan bu uçağı indirebilir. Herkes kemerini açmaya hazır olsun. İniş yaptığımız anda kapıyı açıyorum, anlaşıldı mı? Kızına dikkat et kardeşim. He. Ne? Bu senin için. Hadi son bir kez daha deneyelim. Benim emrimle yakıt tankını boşalt. Emin misin? Olumlu. Ağırlığı azaltırsak iniş mesafemiz azalır. Bu konuda haklı olsan iyi olur kaptan. Bu uçak o gemi kadar geniş. Kanadımız köprüye çarpıyor. Eğer yakıtımız kalırsa her şey havaya uçar, tamam mı? Ama yakıt tankları boşaldıktan sonra motorlar sadece 2 dakika çalışır. Bu demektir ki bu bizim son şansımız. Hadi yapalım şu işi. Yapalım gitsin şu işi. Unutma. Yere değdiğimizde kanat çarpacak. Hız frenlerini çekmemde bana yardım edeceksin. Ya güverteden çıkarsak? Bu anda başka ihtimal düşünülemez. Ah!
teker teker. Ne sen Mia'ya göz kulak ol. Sakın korkma, hemen arkandan geleceğim. Hadi. Hadi yürü. Git. Bay Kim, gitmemiz gerek. Hadi. Kurtarmak zorundayız. Hadi. Çalmaya devam etmem gerek. Bu uçaktan çıkmamalı. Pekala, tamam. Yakaladım. Tamam. Olamaz. Çok üzgünüm. O bir kahramandı. Ayrılan son kişi ben olmalıydım. Yaşamak zorundayız. Ölenler için. Hadi. Hey, siz ikiniz gelin. Burası da ne böyle? Yakında öğreneceksin. Biraz sıkıntılı görünüyorsun. İşler planlandığı gibi gitmedi mi? Kapa çeneni. Herkes kenara ilerlesin. Şu tarafa. Sıraya girin. Dizlerinizin üzerine çökün. Bir daha söylemeyeceğim. Tamam mı? Güzel. Dünyanın en büyük uçak gemisine hoş geldiniz. Aslında bunu kutlamak için içkimizin olmaması çok büyük ayıp. Ama eğer emirlerime itaat ederseniz kimse ölmek zorunda kalmaz. Eğer hareket eden olursa öldür. Ben aşağı gidip parayı alacağım. Sen de oğlunu görebileceksin. Bazılarımız yaralıyız. Yardıma ihtiyacımız var. Haklısın kaptan. Onu ayağa kaldır. Senin pislik. Kız zaten yaralıydı. Pekala. Başka kimsenin ölmesine gerek yok. Olmamızı istediğin yere geldik. Anlamıyorsun değil mi şef? Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. O yaratıkların dişleri zehirli. Antidot olmadan bir saatten fazla yaşayamayacak kadar çok yara vardı o kızda. Benim yaptığım şey onun acısını azalttı. Bana minnettar olmalı. Şimdi hepiniz yerlerinize oturun. Hadi hepiniz.
Onlara göz kulak ol. Oğlunu ve parayı düşün. Doktor Han. Doktor Han. Bey. Burada ne oldu böyle? En azından geldin. Dinle beni. Mağaradan aldığın toprak örneği işte bu. 20 milyon dolarım nerede? Herkes öldü. Modeller mutasyona uğradı. Yeniden çoğaltmaya başladılar. Hepsi benim suçum. Dinle beni. Şirketin senin araştırman için bir fon bağışladığını biliyorum. Param nerede benim, söyle hemen. Artık çok geç. Havaya uçacak. Nükleer güç motoru kendini imha etmek üzere ayarlandı. Param nerede? Söyle hemen bana. Bitti artık. Git buradan. Kendini imha etme. Aktif edin. Senin hayatını önemsediği falan yok. Kapa çeneni. İstediği şeyi alır almaz seni öldürecek. Çok haklı. Boynunda resmini taşıdığın çocuğu bir düşün. Kasta ne yapıyorsun? Öldürecek seni. Dur. Sorun yok. Vücudundaki zehir etkisini gösteriyor. Kanamasını durdurmamız gerek. Helikopter uçurabilir misin? Pervanesi olan her şeyi uçururum. O zaman neden uçurmuyorsunuz kaptan? Ben helikopteri çalıştırıyorum, sen git onu bul. Bekle. Neden onu bulmak zorundayız ki? Bırakıp gidelim. O adam saatli bomba. Yeni bir bela açmadan buradan gidip gidemeyeceğimizi kim bilebilir? Sen şefle git, ona yardım et. Tamam. Mike, ben de seni biliyorum. Hayır, daha önce bir uçak gemisinde servis yaptım. İş dizayn nasıldır bilirim, sorun olmaz. Hey. Kısa sürede dön. Elbette. Daha üçüncü yemeğimi denemedin. Seni bekliyor olacağız. Hadi gidelim. Yolumuza devam edeceğiz. Bay Kim, iyi misiniz? Ciddi bir şey değil. Sadece çellumu kontrol etmek istiyorum. Aman tanrım, simülatöre hiç benzemiyor. Dümen tutabilir misin? Elbette. Hikaye peşinde koşmak için lisansım var benim. Yakıtımız bitmek üzere. Beyler, yardımınız gerek. Gidip yakıt bulun. Nerede o? Güç odası. Çabuk. Her yerde. Dikkat et. Kendini imha etme iptal edildi. Neler oluyor? Bu da ne böyle? Gemiyi yok et. Onların karaya ulaşmasına izin verme. Onu durdur. Durduracağım. Ben sadece tedavi bulmak istemiştim. Genleri onarmak istedim. Kanser hücrelerini yok edebilmek istedim. İşler bu kadar ters gittiği için üzgünüm. Geliyorlar! Geliyorlar! Gidelim! Gidelim! Hadi gidelim. Hemen gitmemiz gerekiyor. Henüz yakıtımız tamamlanmadı. Hadi, hadi! Hadi! Hadi, hadi!
ikiliğinin silahı. Bir kadın ya da başka herhangi bir şeyi öldürebileceğini hiç düşünmemiştim. Kadın güvende. Şimdi silahını yavaşça yere bırak. Kendini imha etme aktif edildi. Kendini imha etme aktif edildi. Planımı mahvedebileceğini mi düşünüyorsun şef? Ama mahvedemezsin. Başka bir alıcı bulup toprak örneğini iki katı fiyatına satacağım. Bunu göreceksin. Delisin sen. Kazanamazsın. Yanına gitmem gerek. Bir an önce kalkmazsak herkes ölecek. Mümkün olduğunca hızlı uç. Gemi patlamak üzere. Biliyor musun, benim halkımın bir geleneği vardır. Eğer bir kadın sana silah doğrultabiliyorsa onunla evlenmen gerekir. Evlenme mi teklif ediyorsun? Çünkü ben Çinliyim ve son sözü ben söylerim. Bu iş bittiği zaman sanırım gerçek bir tatile ihtiyacım var. Yanında arkadaş ister misin? Evet, çok iyi olur. Aklında neresi var? Kedilerin olmadığı her yer olur. O şarkıyı şimdi duymak istiyorum. Benim için çalar mısın? Sanırım ben de uçaklarda yemek pişirmekten bıktım. Peki ya üçüncü yemeğin ne olacak? İndiğimiz zamanı ne dersin?